Sosyal bilgiler dersinde iki öğrenci kendi arasında konuşmaktadır. Dersin akışını engelleyen bu durumu Melek öğretmen öğrencilerine ders anlatırken konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durum beni çok üzüyor demiştir. Bakın ne diyor? Ders anlatırken konuşmanız dikkatimi dağıtıyor. Bu durumda beni çok üzüyor ifadelerini kullanıyor. Verilen durumda melek öğretmen aşağıdaki iletişim çeşitlerinden hangisini uygulamıştır? Ee, arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Melek öğretmen ben dilini kullanıyor. Yani e, ben dilini kullanarak e, karşısındakine duygu ve düşüncelerini aktarıyor. Cevabımız D şıkkı. Yavuz Sultan Selim Memlük Devleti'nin Osmanlı iç işlerine karışması ve hacca gidenler için yaptırılan su kuyularını kapatması üzerine Mısır seferine çıktı. Mercidabık ve Rizaniye savaşlarıyla Memlükleri ortadan kaldırıp Mekke, Medine gibi toprakları ele geçirirken Doğu Akdeniz üzerinde de hakimiyetini güçlendirdi. Buna göre Mısır seferinin sonuçları arasında yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir. Hayır, Akdeniz Türk gölü haline gelmemiştir arkadaşlar. Kutsal topraklar Osmanlı devletine geçmiştir. Mekke Medine gibi topraklar ele geçirirken diyor. Yani Kutsal topraklar Mekke, Medine. Evet. Geçmiştir. Yavuz, Memlüklerin olumsuz faaliyetleri sonucu sefere çıkmıştır. Ne diyor? Memlük devletinin Osmanlı işlerine karışması, hacca gidenler için yaptırılan su kuyularını kapatması. Yani olumsuz faaliyetler doğru. 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 2 ve 3. Doğru cevabımız Bursa. Terör nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağı müjdesiyle Van'da gözler yaylalara çevrildi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından yaylalar güvenli hale getirildi. Yaylalarına kavuşacak olmasının, olmanın sevincini yaşayan besiciler havaların ısınmasıyla birlikte kıl çadırlarını ve hayvanlarının bakımları için kullandıkları malzemelerini yaylaları taşımaya başladı. Verilen haberden hareketle yerleşme ve seyahat özgürlüğü bazı durumda kısıtlanabilmektedir. Evet kısıtlanmış bakın terör nedeniyle Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanmış. Yayla ve meralarda hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Evet e, hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Doğru. Özgürlüğün kısıtlama nedeni ortadan kaldırılınca vatandaşın hakkı tekrar iade edilmiştir. Tabii ki cevabımız 1-2-3 Denizli şıkkı. Yazının icadına kadar insanlar bilgi ve tecrübelerini çizdikleri resim ve sözlü olarak başka insanlara aktarabilmişlerdir. Yazının icadı ile birlikte bilgi ve düşünceleri gelecek nesillere aktarmak daha kolay hale gelmiştir. Metinden hareketle yazının icadı ile birlikte bilginin saklanması ve aktarılması kolaylaştırmıştır. Evet doğru. Eğitim ve öğretim faaliyetleri hız kazanmıştır. Hayır arkadaşlar buna dair bir bilgimiz yok. İnsanlar bilgi ve becerilerini yazının icadından itibaren aktarılmışlardır. Hayır, daha önce de aktarabiliyorlardı. Resim veya sözlü olarak şurada belirtti zaten. Yani cevabımız ulaşılabilir diyor. Yalnızca bir şıkkı A. Karşıdaki boşluklara yazılacak kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Su gibi, e, subaşı gibi memurlara, eyalet merkezlerindeki defterdarlara, Sancaklarda alay beylerine verilen topraklara ne arkadaşlar? Zeamet. Hemen şöyle işaretleyelim yazalım. Zeamet. Padişah ve hanedana mensup o kişilere verilen topraklara has topraklar. Hizmet karşılığı sipahi askerlere verilen topraklara da ne diyoruz? Tımar diyoruz. Tüm da buraya dedik. Yani Z Ahmet burada, burada. Has burada, burada. Tüm da burada, burada var. Doğru cevabımız C şıkkı. Cumhuriyeti Devleti'nde yöneticiler belli aralıklarla yapılan seçimlerle halk tarafından seçilir. Yapılan seçimler herkese açık kurumlarda, herkesin görebileceği ortamlarda şeffaf bir şekilde yapılır. Seçimlerde 18 yaşını dolduran herkesin bir oy kullanma hakkı vardır. Oy verme işlemi gizli olurken oy sayım işlemleri herkesin göz önünde açık olarak yapılmaktadır. Seçimlerde aday veya seçmen olabilmek için herhangi bir ayrım yapılmamaktadır. Yukarıdaki de, e, parçada Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi niteliğine vurgu yapılmaktadır? Evet arkadaşlar, seçimlerde e, bahsettiği için demokratik devlet özelliğinden bahsettiği aşikar bir şekilde belli. Cevabımız C şıkkı. Özellikleri verilen kurum ve kuruluşlar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk e, kurum veya kuruluşumuz erozyon, toprağın çölleşmesi ve iklim değişikliği gibi konularda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu nedir arkadaşlar? Temadır. Şu tema. Ülkemiz gençleri öncelikli olarak tüm halkımızın sigara, alkolü içecekler ve uyuşturucu madde bağımlılığından korumaya çalışan kuruluştur. Bu hangisi? Bildiğiniz gibi Yeşilay. Osmanlı Devleti'nde Hilal-i Ahmer olarak bilinen ve bu kuruluş yardıma muhtaç insanlara barınma, gıda ve kan bağışı gibi yardımları bulunur. O da Kızılay. Evet Sırasıyla baktığımızda Tema, Yeşilay ve Kızılay. Tema, Tema Yeşilay Yeşilay, Kızılay Kızılay. Baktığımızda doğru cevabımızın değişik olduğunu görüyoruz. Elektronik ticaret yani e-ticaret ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olarak tanımlanabilir. Buna göre e-ticarette ürünün teslimatı aşamasında gelecekte aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Evet gelecekte hangisi kullanılabilir diyor. Zeplinler. Çok zor arkadaşlar. Helikopterler e, zor zaten e, şu anda hala kullanılabiliyor. Postacılar gelecekte diyor. Hayır. Dronlar tabii ki dronlar gelecekte kullanılabilir. Hatta şu anda da günümüzde kullanılmaya başladı. Demokrasi yönetimlerinde bireyler düşünce ve davranışlarına hürdürler. Herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmaksızın düşüncelerini istedikleri yollarla açıklayabilirler. Ve istedikleri davranışları yapabilirler. Kanunlar çerçevesinde ve başkalarına zarar vermeden istedikleri gibi hareket edebilirler. Bu durum demokrasinin temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? Evet bizler biliyoruz ki düşünce ve davranışlarımızı istediğimiz gibi yapabilmemiz, istediğimiz gibi açıklayabilmemiz, başkalarına zarar vermeden istediğimiz gibi hareket etmemiz tamamıyla özgürlük ilkesiyle ilgilidir. Cevabımız C şıkkı. Devletler insanlara benzer. Onlar da insanlar gibi kendi aralarında bazı anlaşmazlıklara düşüp sorun yaşar. Bu sorunlar kimi zaman savaşa sebep olur, kimi zaman da barış ve uzlaşı yoluyla çözülür. Hızlı değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle devletler değişime uyum sağlayabilecek, barışa, refaha ve istikrara katkı sağlayacak. Şekilde sorunlar çözüm aramalıdır. Türkiye köklü bir devlet ve demokrasi geleneğine sahip, barış odaklı ve ilkeli bir ülkedir. Ülkemiz dış politikasını Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. Türkiye, dünyayı etkileyen birçok soruna çözüm bulma çabalarına etkin olarak katkıda bulunmaktadır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bazı dönemlerde devletler arası anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Ne diyor? Arkadaşlar hemen şurayı aldığımızda kendi aralarında bazı anlaşmaların düşüp sorun yaşayabilir diyor. Demek ki olabiliyor. A şıkkı ulaşılabilir. Devletler sorunlara çözüm ararken çağa ayak uydurmalıdır. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Hızlı değişimlerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle devletler değişime uyum sağlayabilecek, barışa, refaha ve istikrara katkı sağlayacak şekilde sorunlarına çözüm aramalıdır diyor. Bu da var. C şıkkı, devletler arasında yaşanan sorunlar her zaman savaşlara neden olur diyor. Baktığımızda kimi zaman barışı ve uzlaşı yoluyla kimi zaman da savaşa sebep olur diyor. Her zaman savaşa sebep olur mu diyor. Hayır asla C şıkkına ulaşılamaz. Türkiye dış siyasette barışçı bir politika izlemektedir. Evet ülkemizin dış siyaseti ne üzerine kurulmuş? Yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda yapılmış ve dünyaya etkilen birçok soruna da barışçıl bir şekilde yaklaşmış. Yani D şıkkına da ulaşabiliriz. Cevabımız C şıkkı.